İşte bunun birkaç tane örnek çizelim arkadaşlar. Kalemimizi kalalım. Yan sırada tamamında işlemin sonucunu soruyor. Yapacağımız iş A yerine 3 yazmak, B yerine 5 yazmak. 3 işlem 5 eşittir. 2 çarpı A yerine 3 yazdım. Artı B yerine 5 yazdım. 2, 3, 6. 6 artı 5'ten 11 eder. Cevabımız 11. Sağdakine bakalım. 87, 13. Bunu 87 yazacağım. Buraya 13 çizeceğim. Şimdi şurada 87'nin karesi, eksi 13'ün karesi. Biraz zor gibi gözüküyor. Buna hesabını yapmak zor gibi gözüküyor da burada şu var. Çarpanlar ayrılmadan hatırlarsanız 2 kare farkı var. Bunu 87 eksi 13 çarpı 87 artı 13 şeklinde yazabiliriz. Çıkardığımızda 74 çarpı topladığımızda 100 yapar. Çarparsak 1400'ün bu sonuç çıkar. Bunun sonucu bu şekilde. Şimdi çıkarım. Ben yapayım. Daha çok söyleyeyim. Kafası görmüyoruz. Tam sayı kümesinde eksi 127 artı 127 soruyor. A yazılımı B yazılımı yazacağız. Yazdığımızda eksi 127 işlem 127. Şimdi 8 paramızı alıp sayıda yazarsanız çünkü 1 artı 1 eksi 1 götürecek. Eksi 127 artı 127 artı 5. Şimdi burası 0 yapacak. 0 çarpı 8 0'dır. Sonuçta 5 kalacak. Sadece 5 dediğim cevabı. 6. soruya bakalım. İşlemine göre bunu soruyor. Üçgende bunu yapacağız. Üçgende bunu yapacağız. Bulduğumuz sonuçları buraya yazıp karede yapacağız. Yapalım üçgende. 2'ye 5 vereceğim. 2 üçgen 5. 2 artı 5 eksi 1. 7 1. 1'den 1 çıkar 6'da. 4'e 4 yapalım. 4 üçgenin 4. 4 artı 4 eksi 1, 8 birden 8'den 1 çıkar 7. Bura 6, bura 7. Şimdi bunu 6 kare 7 yapacağım. Bunu 3 yapacağım şuradan. 6 eksi 7 artı 1. 6'dan 1 çıkar eksi 1 artı 1'den 0 çıkar. Bunun sonucu da 0 çıkar. Real sayılarda tanımlı işleme. Şimdi eğer x değeri y'den küçük veya eşitse bu denklemi kullan. X değeri y'den büyükse bu denklemi kullan. Şimdi önce parantez çıkıyorsunuz. Birincisi x değeri, ikincisi y değeri. Ne demiş? X küçük eşit y ise bu denklemi kullan. Demek ki x ya da x büyük y ise bu denklemi kullan. X y'den büyük olduğuna göre yani 5 birden büyük olduğuna göre şu denklemi kullanacağız bunun için. Arkadaşlar. O zaman 5 işlem 1 eşittir. 5 eksi 1'den 4 yapar. Burada 4 çıktı. Şimdi burada 4 çıktı. Burada 4'e 10 kaldı. Buraya x, buraya y. X küçük eşit y ise diyor. Burada bu denklemi kullan. Bunun için de bu denklemi kullanacağız. 4 işlem 10 eşittir. Yerine yazdığımda 4 artı 10 artı 1 eşittir 15. Biraz da 15 çıkar dediğimiz gibi. Real sayıları tanımlamış. Onlara göre sayı. Şunu üçgende şunu kare de yapacağız. Yazıyorum. 34 artı 57 pardon üçgen 57. 7 çarpı 34 artı 5 çarpı 57 artı 1. Yapacak olursak 7 çarpı 34 210 428 200 10, 38 artı 5, 5 250, 35, 250, 285 yapar artı 1. Şimdi aslında hiç şey yapmaya gerek yok. Şuraya bak, şu denklemi baktığında bunu yapayım ne de 400 şunu toplasam 1, 5 de 6, 6 de 14, 4 de 4, 8, 3 de 11, 4 de 12 2, 2, 4, 5, 524 çıkıyor burası da. Ama bunu hesaplamaya gerek yok mu? Şunu gördü görmez fark ettim. Çünkü buraya ne çıksın? A olsun burası. Fark etmez. A'ya 21 karede. Buraya yazdığımda A yerine A yazıyorum. Kare B yerine 21 yazıyorum.
eşittir 2 çarpı 21 eksi 1. Neden fark ettim? Çünkü denkleminde A yok. A burada ne çıkarsa çıksın, burada işlemi alınmayacağı için A'nın ne çıktığı önemli değil. 2 çarpı 21 eksi 1, 42'den 1 çıkar 41. Sonucumuz 41'miş. Zaten ilk başta böyle de bakmış olsak, şu işlemle uğraşmaya gerek kalmadan A'nın önemli olacağından direkt B'nin bakarak sonuca ulaşabiliriz. Güzel bir soru, şaşırtmacalıydı. Bunu çözmüş olduk. Devam edelim. Tam sayıları tanımlıyoruz. Sonucu tam sayı çıkacak. Unutmayalım. Bunların sonucu, bunun sonucu eşitse yapılan işlem önce bunu yerlerdir. Sonuç bulmak. Yazdım. 2 işlem 5 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 5 eksi 1. Bu şekilde 6 artı 10 eksi 1 16 bize 15. Bu 15. Demek ki bunun sonucu 15'e eşitmiş arkadaşlar. Geri yazıyorum. 4 üçgen A 4 çarpı 3 artı 2 çarpı A eksi 1 eşittir 15. Bunu da atmaya da 43 12 12'den 1 çarpı 15. 2 A artı 11 eşittir 15 geçti. 11'i bir tarafa atarsan 2 A eşittir 4. Bunun da A eşittir 2 çıkar. Gördüğünüz gibi burada bir görev bahsediyordu. Şuna bakacağız. 2 3 denklemi soruyor. İki üstüne dinlediğinizde hazırlanmış. Arkadaşlar bu soru biraz o kadar kolay sorunu aldıklar bize bir zor soru gelmesi sıkıntı yarattı. Bu soru logaritma ile çözülüyor. Ben gördüğüm kadarıyla. Başka çözümleri olursa yapabilirim. Böyle bir şey. Şunu A tabanında A üçgen B şeklinde yazıp bir işlem çıkarmamız, denklem çıkarmamız lazım. Bunun yolunda logaritmadır. Logaritmasını aldığımda A üçgen B eşittir logaritma 2 üzeri 5 A artı B eksi 1 gibiymiş olur. 3'e 2 versem şimdi 3 işlem 2 logaritma 2 tabanda 5 çarpı 3 artı 2 eksi 1 bu da logaritma 2 tabanda 15 işte 17 bize 16. 16 çıkar. 3 işlem 2 logaritma 2 tabanda 16 2'nin 4. katı biliyorsunuz. Bu da 2'nin 4. katı yapıyor. Logaritma çözümünü hatırlarsanız bu şekilde tabanın üstünün üstü varsa en üstteki üstü başa alıyorduk. En başına. Yani logaritma 2 üzeri 2'nin 4. katı 4'ü başa alıyorduk. 4 çarpı logaritma 2'ye 2. Buralar eşit olursa 2'ye 2 gibi. Sonra burası sonucu 1 çıkıyordu. Burada 4 çıkıyor. O zaman bunun sonucu 3 üçgen 2 eşittir. Sonucu 4 çıkıyor. Buradan bu sonuç çıkıyor ama yani logaritma işine girmesi sıkıntı yarattı. Neyse bunu da geçelim. Diğer sorulara bakalım. Şimdi 5'e 7 diyor arkadaşlar. Direkt burada ne yapıyordu aslında? Eskiden A üçgen B olsa bunun yerine 5 veriyordum, bunun yerine 7 veriyordum. Şimdi burada işlem yapacağımız işlem biraz farklı şöyle. Şunun yerine direkt 2x artı 1 yerine direkt 5 veremem ama parantez içinde 5 yapmam lazım. 5'e işlemem lazım, buna da 7'ye işlemem lazım. Yani burada x'e kaç verirsem 5 çıkar. Yani isterseniz eşitleyip 2x artı 1 eşittir 5'ten x'e 2 de bulmuşsunuz. x'e 2 verdim 5 olur. Buna da x'e 10 verdim, y'ye 10 verdim de 7 olur. Buranın parantezler için bunun için 5, bunun için 7 yapmamız lazım. Bunun için x'e 2, y'ye 10 veririz. Gördüğünüzde 2 çarpı 2 artı 1 işlem 10 eksi 3 eşittir. 3 çarpı 2 eksi 10 artı 1. Buna ne oldu? 5. Üçgen. Buna ne oldu? 7. Bakın 5'e 7 bulmuş olduk. Eşittir 6, 6'dan 3 var, eksi 4, 1 daha 9, eksi 3. Eşittir eksi 3, bunun sonucu da eksi 3 çıkar arkadaşlar. Aslında zor bir şey değil, biraz mantık bulamazsanız. Parantez içine 7 yazdım demiyor, parantez içine 5 yapın 5 yapın.
5 plakında 2x artı 1 yerine 5 yazmak yerine x yerine 2 yazıp burayı 5 yapıyorsun. Burayı da 10 yapıyoruz. Sonucu bu şekilde ulaşıyoruz sonuca. Her hükmesinde tanımlayılmış olan 0 ve 2 dahil değil. Her hükmesinde 0 ve 2'nin haricinde tüm sayılar sağlıyormuş. Bu doğru. Çünkü x'e 2 verirsen tanımsız yapar. Y'ye 0 verirsen bu tanımsız yapar. O yüzden her hükmesinde 0 ve 2'yi çıkarıyoruz. X ve Y'nin sonucunu soruyor. Burayı X ve Y'ye çevirmemiz gerekiyor. Şimdi onu yapacağız, nasıl yapacağımıza bir bakalım. Şimdi bir soru daha vermiş. Şimdi bunları şunlara böyle bir şey vereceğim ki X, buraya X ve Y'ye dönecek. Bakın birbirine X Y'ye çevirmek kolay. Buranın Y olması için buradaki Y'nin yerine birbirine Y yazabilirim. Birbirine Y yazdığımda 2 bölü x eksi 2 işlem 1 bölü 1 bölü y'den burası ters çevrilir. 2 bölü x eksi 2 işlem y çıkar. Bakın y oluşturmuş olur. Tabi buraya 1 bölü y verirsen buradaki y'nin yerine 1 bölü y vermem lazım ki işte x artı 1 bölü y çıkar burası. Bu kadar güzel. Şimdi geldik şurayı sadece x'e çevirdik. Burayı x'e çevireceğim. Öncelikle şu 2'yi yok etmek için x yerine x artı 2 yazabilirim. X'i kaldırıp x artı 2 yazdım. Yazdığımda x 2 bölü x artı 2 eksi 2 işlem y eşittir. Buradaki x'in yerine x artı 2 yazmam lazım. Artı 2 artı 1 bölü y. Burada işlemi seyrettim. Burada 2 bölü x kaldı işlem y. Burada işlemi seyrettim. Paylaştım. Burada çarptım. Burada 2y artı x y 2 y x y artı 1 bölü y çıktı burası. Şimdi şunu tekrar x'e çevirmem için x yerine öncelikle 2'yi kaybetmek için ikili bir sayı vereceğim. X'i de bir kere almak için bölümü kesip şunu tutardı. Şunun y gibi 1 bölü y gibi bir sayı vereceğim. 1 bölü x verirsem 2x çıkar. O zaman 2 bölü x verirsem x yerine 2 bölü x yazarsam sonucu 2 bölü 2 bölü x işlem y. Burada x yerine 2 bölü x yazmam lazım yine. 2 y artı x yerine 2 bölü x yazdım çarpı y artı 1 bölü y yazılıyor. Burasını şu kısmını şöyle ters öyle çarptığımda 2x bölü 2'den sadece x kalır. X işlem y kalır. Şu tarafında şunları paylaştım. Yani paydaları x ile eşitleyeceğim. Şimdi x ile eşitlersem x ile çarparsam 2x y artı bu 2 y artı şimdi x ile paylaştırsam x bölü x yapacak. Bu da böyle olduğu için x alt kalanı çarpım yan yana çarpım var mı? X y gibi bir sonuç çıkar. Bu işlem denklemi 2x y şurada var. Artı 2 artı x bölü x y gibi denklem çıkar. Yapacağımız işlem şu x ve y'yi burada bir şekilde bu hale çevirmek. Şimdi böyle yaptıktan sonra tahtaya silebiliriz isterseniz. Real sayıları bunu istiyor. X ve hangisidir? Yapacağımız çok kolay. Şunu x'e çevireceğim. Bunu y'ye çevireceğim. Arkadaşlar bunu x'e çevirmem için ne yazacağım? X yerine x artı 5 yazarsam yeter. X artı 5 yazdığımda yazarsam x artı 5 eksi 5 var bu cümlede. Eksi götürmek için, eksi 5'i götürmek için artı 5 yazarım. Burada da artı 2'yi götürmek için y yerine y eksi 2 yazarım. Artı 2. Bunu yaptığında karşı tarafı da aynısını yapacak mı? İşlem denklem değişmiyor, işlemin sonucu değişmiyor. O yüzden burada x 2 yerine 2, x yerine x artı 5 yazmıştım. Böyle yazacağım. X artı 5 artı y yerine y eksi 2 yazmıştım. Onu yazmam lazım. Artı 4. Çarptığımda 2x bir kez şuraya 5 ile gidiyor, x kalıyor. Burada da eksi 2 artı 2 ile 1 y kalıyor. Eşittir. 2x artı 10 artı y eksi 2 artı 2'den artı 4'ten 2 çıkar. Bunun sonucu 2x artı y 12 artı 12
TV sonuçça. Gördüğünüz gibi benim klasım benim çok zor bir şey değil. A'yı soruyor. Bakın x yerine a artı x yerine a eksi 1 koymuş. Y yerine a artı 2 koymuş. Sonra denklem 22 çıkmış. Yapacağın işlem bu. Bunun yerine a eksi 1. Bunun yerine a artı 2 koymak sadece. Denklemde yazalım. Sonucu da 22 eşitlemek. 3 çarpı a eksi 1 eksi kapanırsın. Y yerine a artı 2 yazalım. Eksi 1 eşittir 22. Çarptın 3 a eksi 3 çarptın eksi a eksi 2 eksi 1 eşittir 22. A'dan sadeleşme olur. 2 a olur. Eksi 3 eksi 3 de eksi 6. 2 a eksi 6 eşittir 22. Bunu sağ tarafa gönderdiğim olur. Artı olarak pozitif olarak bile. 2 a eşittir 28. A eşittir 14. A'dan da 14 çıkardır. Gördüğünüz gibi. Evet. Zor bir şey yok sorularda. Tabii ki var. Size göre zor bir şey var. Ona bir şey demiyorum. Bu az önceki logaritma. Bunlar ama sınavda logaritma şöyle bir şey çıkacak da sen de bu şekilde biraz sıkıntı yaşarlar. Evet. Bu işlemlerde testini testini tutalım. A artı B A artı B denklemini soruyor. Yapacağımız işlem ben dediğim gibi A yerine A eksi 2 yazarsam 2 yok ederim. B yerine de arkadaşlar 3B yazarsam 3 yok ederim. Burada mantık 2 ve 3 yok etmek. Bunları yok etmek için yazdım buraya. A eksi 2 artı 2 işlem 3B bölü 3. Ama karşılığı da yazmak zorundayım. A yerine A eksi 2 yazacağım. B yerine 3B yazarsam 3 kere 2 6B yapacağım. 6B eksi 1. Burası artı eksi 2 götürdü, a kaldı. İşlem buna 3 yazı sağda eksi b kaldı. Burada a artı 6 b eksi 3 gibi bir denklem kaldı. A artı eksi 3 gibi bir denklem çıktı. Denklemin burada basit. 16-64 sormuş. A yerine 16 yaz, b yerine 64 yaz. 16'nın kökü eksi 64'ün karesi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl yapacağız? Şimdi şey yapabiliriz. Eğer yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 16 4'ün karesi. 4'ün karesinin küpüdür. Buradan 2 ile 3'ü yer değiştirebilirsiniz. Üstü sayıda hatırlarsanız. Diyelim ki a üzeri x'in y'li kuvvetini nasıl yazabiliyorduk? Biz buna çarpım halinde yazabiliyorduk x çarpı y. İkincisi buna değişiklik yazabiliyorduk. A üzeri y'nin x'inci kuvveti yazabiliyorduk. Ki bu ikisi de aynı sonuçtu. Ben şunu dördün ikinci dördün 16'yı dördün karesini yazarsam dördün karesinin köpünü ben tersini çevirip dördün köpünün karesi şeklinde yazabilirim. Neden karesi yazıyorum? Çünkü iki kare farkını uygulayacağım. 4'ün küpü 4 kere 4 16 çarpı 4 de 64'tür. 64'ün karesi çıktı burası. Burası 64'ün karesi, eksi burası 64'ün karesi. Gördüğünüz gibi iki kare farkı uygulamaya gerek kalmadı. İkisi de aynı sonuç olduğu için sonucumuz 0 çıktı. Eğer aynı sonuç olmasaydı iki kare farkı yani hatırlatma olsun diye söylüyorum. A kare eksi B kare farkını uygulayacağım ki bu A eksi B çarpı A artı B idi. Hatırlatmanız. Bunları uygulayacaktım gerek kalmadı. Şimdi tahta şimdi bu soruya bakalım. 12, 12, 16 soru. A, 3 ve eksi 1. Şimdi bunu A yapması kolay mıdır? Parça parça yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela önce 2'yi yok etmek için A yerine A yerine A bölü 2 yazabilirsiniz. Şimdi yazdığımda 2 çarpı A bölü 2 eksi 1 şurada 2'yi yok etmek için B yerine eksi eksi 2 yazabilirsin. İşlem B eksi 2 artı 2 ama burada yazalım. Unutmayın 4 parantezin içinde A bölü 2 artı 2 çarpı B eksi 2 artı 1. Şimdi burada 2'ye gitti. A eksi 1 kaldı. İşlem
Buradan ekran gitti. B kaldı sadece. 4 çarpı A birikten 2A. Artı 2 B'den 2B. 2 kere 2 eksi 4. Eksi 4 var burada. Bir de artı 1 var. Eksi 3. Eksi 3. Şu an denklemimiz böyle çıktı. Ama daha bir şey değil. Şuraya A yapacağım. Buraya A yaparsam buradaki A yerine A artı 1 yazabilirim. O zaman A'yı bulmuş oldum. Tek A'nın yerini de bunu yazacağım. Şöyle B yerine 3B eksi 1 yapmam lazım ki B yerine 3B eksi 1 yazarsam şunu çıkar zaten. Sol tarafa yapalım. Şimdi A yerine A artı 1 yazdım. A artı 1 eksi 1. İşte B yerine de 3B eksi 1 yazdım. Eşittir. Şurada yazıyorum. 2 çarpı A artı 1 artı 2 çarpı B yerine de 3 ve eksi 1 yazdım. Eksi 3. Artı eksi 1 yazdığımızda A kaldı. İşlem 3 ve eksi 1 yazdı. 3 ve eksi 1 oldu. Bakın bu işlem yazdı. 2 A artı 2. 2 3 6 B eksi 2 eksi 1 düşündü. Eksi 3. Tekrardan denklemi düzenlediğimizde 2 A artı 6 B var mı? 2 A 6 B var mı? 2 A 6 B 2 A 6 B bir tane var dedim. Artı 2 eksi 2 götürür. Sadece eksi 3 kadar var mı? Eksi 3. Bu sonuca ulaşırız gördüğünüz gibi. Bu sonuca böyle ulaştık. Tahtaya gidip son denklemi yapalım. Son sorumuzu yapalım. Yukarıda çıkarma tablosunda A, B, C pozitif tam sayıdır. Tam sayıdır. A, B, C en altta işte. Çıkarmaya. Yani şudur. C'den A çıkarmış. 8 kalmış. Bir de A'dan B çıkarmış. 3 kalmış. A, B, C en az kaçmış? Şimdi B'yi bir tarafa atarsam A eşittir. 3 artı B. Şuradaki A ile bir tarafa atarsam C eşittir. 8 artı A. Ben şu A ve B'yi hepsini aynı şekilde yazabilirim. Hepsini A ile B ile C'ye çevirdim. 8 A artı şu tavanda küçük bir kere yapalım. C eşittir 8 artı A. Şurada A ile şu A yazacak olsam C eşittir 8 artı 3 artı D. C eşittir 11 artı B oldu değil mi? Bunu yazdım. A'nın sonucu değeri. Şimdi bunları buraya yazalım. Bakın. Şu A yerine 3 artı B yazıyorum. 3 artı B. Artı B'miz var. Artı. C yerine de 11 artı B yazalım. 11 artı B. Toplayalım. 1, 2, 3. 3, B, artı 11, 3 daha 14. Değil mi? 14. 3, B artı 14. Şimdi denklem. Şimdi burada B'ye değer vereceğim. B, 0 verme imkanı var mı? 0 verme imkanım pozitif tam sayıda için yok. Doğal sayıda için yok. Ama pozitif tam sayıda için veremeyiz. Veremezsek en küçük 1 verebiliriz B'ye. En küçük 1 verdiğimizde 3 kere 1, 3 artı 14'ten 17 çıkar. O zaman cevabımız 17 olur. Bakın unutmayın 0 sıfır önce sorgulayın verebilirsiniz, veremezsiniz. Sonra pozitif tam sayıdığına göre pozitif değildir. Tam sayıdığına göre pozitif değildir. Negatif de değildir. Ne türdür? O yüzden sıfırı veremeyiz. Evet arkadaşlar testimiz bu kadar. Devam edelim inşallah.